Merhaba Web Tekno takipçileri, ilginç ürünlerin bu bölümünde tek tekerlekli ulaşım araçları InMotion V3C ve Airvail X8'i inceleyeceğiz. Tek tekerlekli ulaşım aracı dedik, peki nasıl oluyor bu tek tekerlekli ulaşım araçları? Hemen InMotion'dan başlamak istiyorum. Biraz ağır şöyle kaldırması güç. O yüzden yere tekrar koyacağım ve size o şekilde anlatmaya devam edeceğim. InMotion V3C diğerine göre, yani Airwheel X8'e göre iki tane tekerlek barındırıyor. Zaten fotoğraflarda bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Airwheel tek tekerlekli. Yani yine tek teker aslında ama iki tekerlek yan yana InMotion'da. Hızlıca teknik özelliklerinden bahsedeyim. 13,5 kilogramlık bir ağırlığı var. Ağırlığı siz sadece bunu elinizle bir yere götürecekseniz önemli oluyor. O zaman ağır geliyor. Onun dışında zaten üzerine binip gezdiğiniz için çok önemli değil ağırlığı. Bunun dışında maksimum saatte 18 km hıza ulaşabiliyorsunuz. Tam şarj kapasitesine 90 dakikada ulaşan InMotion bu 90 dakikalık şarj ile 14 km'lik bir menzile ulaşabiliyor arkadaşlar. Yani 14 km yol gidebiliyorsunuz. Tabi bu tamamen sizin kilonuza, ağırlığınıza, yaptığınız hıza göre değişebiliyor. Ortalama 14 km. Hani bu 12 olabilir, 15'e belki yükselebilir. Ortalaması 14 km diyelim. Bunun yanında InMotion'ın sizi taşıması için maksimum ağırlığınızın 120 kg olması lazım. InMotion'ın Airway ile göre birkaç artı özel var. Bunları da hemen söyleyeyim hızlıca. InMotion'un üzerinde lamba var arkadaşlar. Yani far var üzerinde. Giderken yolda hani karanlıksa ortam önünüzü aydınlatabiliyorsunuz. Ayrıca arka tarafında stop lambası var. Yine yavaşladığınız zaman, duracağınız zaman o stop lambası yanıyor. Bunun yanında InMotion'u cep telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Böylece gittiğiniz menzili görebiliyorsunuz. Üzerinde bir harita da var programın üzerinde. O haritadan da yaptığınız yolu falan izleyebiliyorsunuz. Hani ufak tefek artılar. Çok fazla işinize yarar mı derseniz bence üzerinde bir lamba olması daha iyi. Ama bunun yanında Airwheel'in de tek tekerlekli olduğu için virajlarda daha kolay gittiğini söylüyorlar. Ben çok fazla kullanamadım ki şimdi kullanımından da bahsedeyim size hazır bir lafı açılmışken. Hani bunu aldığınız zaman üzerine çıkıp direkt kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Biraz alıştırma yapmanız lazım. Ortalama bir yarım saat, bir saat hani ya da iki saate yakın artık sizin kabiliyetinize göre alıştırmadan sonra rahatlıkla binebiliyorsunuz. Ki alıştırmayı yapmaya başladığınız zaman da kask, işte dirseklik, dizlik takmanızı tavsiye ediyorlar ki ben de tavsiye ediyorum. Düşerseniz kötü sonuçlar doğurabilir. Eğer siz iş yerinize yakınsanız ya da iş yerine giderken önce hani bir mesafe gidip sonra bir aracı biniyorsanız çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz bu aletleri arkadaşlar. Kullanıma başlamadan önce yine öğrenmek için basketbol sahası gibi etrafı tellerle çevrili bir alanda kullanmanızda fayda var. Yani telleri tutuna tutuna giderek geniş bir alanda daha rahat şekilde öğrenebiliyorsunuz. Şimdi Airwheel X8'in de biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Bunun 11,1 kilogramlık bir ağırlığı var. Biraz daha hafif diğerine göre. Saatte yine aynı şekilde 18 km hıza çıkabiliyor. Diğerinden farkı, diğeri 90 dakikada şarj oluyordu. Bu 120 dakikada tam şarja ulaşıyor. Aynı zamanda menzili yine InMotion'a göre bir tık daha düşük. 12 ile 8 km arasında. Yine az önce saydığım etkenler sizin menzilinizi arttırıyor veya azaltıyor. Eğer hafifseniz ve çok hızlı gitmiyorsanız 12 km'yi görebiliyorsunuz menzil olarak. Bu da 120 kg maksimum taşıma kapasitesi sunuyor bizlere. Hemen tekerlek çaplarını da söyleyeyim. InMotion'un 14 inçlik bir tekerlek çapı var. Tabii yan yana iki tekerlek var, 14-14 şeklinde. Airwheel'de de 16 inçlik tek bir tane tekerlek var. Gelin bir de dışarıya çıkalım hep beraber ve düştük mü kalktık mı neler yaptık ona bakalım. Tekrar merhaba millet. Bir de bu Airwheel'ı gelelim dışarıda bir yerde deneyelim dedik. Nereye geldik abi? Diğerinin adı InMotion değil mi? Evet. Doğru söylüyorum. Aynen. Şimdi İzmir'in Güride yerlerinden birisi, hatta en güzel yerlerinden birisi Alsancak'a geldik. Burada bir bisiklet yolu var. Kordon cahil. Kordondayız. Tamam, kordondayız. Şimdi şöyle arkadaşlar, Airwheel'i biz Efe ile bayağı uğraştık. Öğrenemedik açıkçası. Çünkü öğrenmek için buna gerçekten bir gününüzü falan ayırmak lazım. Bülent abi gitti, ısınmasını yaptı, alıştırmasını yaptı ve cayır cayır öğreniyor. Güzel antrenman yaptı. Adamda göbek falan gitti abi, baksana yani. Şey bulabileceğim. Bülent film vücudu çalıştı. Bülent abi için ilklerin adamı diyebilir miyiz? Aynen. Her şeyi ilk öğrendi. Aynen. Bizim yerimize kendini tehlikeye atarak öğrendi. Biz teşekkür ederiz ona. Şimdi hep beraber bizim bir deneyimlerimize bakalım. Sonra bir de Levent abi nasıl binecek ona bakalım. Levent abi, senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yok, şimdi binelim görelim beraber. Tamam, binelim o zaman. Abi bu ne biçim cihaz? Nereden çıktı? Nasıl icat oldu bu ya? Düşersen bir yerin kırılırsa abi bu nasıl bir şey ya? Vallahi değişik. Önlemini alıyorsun da kask takıyorsun. Ya. Ödgülebiliyorsun efendim. Gelsene sen de bende. Geleceğim ben seni efendim. Garip cihaz yapmışlar abi valla. Ya abi. Oradan da bir garip cihaz daha geçti. Hayır, ya de. Abi o iki teker ve bu tek teker bu. Ya bu kardeşim bir yerini kırarsın diye düşünüyorum. Allah Allah.
Allah Allah. Abi acı çekerek biner insan, binse bile. Düştüm düşüyorum. Ondan sonra ne olacak abi? Kalp. Acısız zevk yok değil. Önce çekeceksin, sonra zevk alacaksın. Bak ya şuraya bak ya. Bak. Bak ya. Ben demedim mi abi ya? Ya nasıl bir şey ya? Bu dünya ne düşünüyordu ya? Kaç para bu abi? Abi vallahi bize hediye geldi bu ya. Hediye mi? Ama 2000 lira diyorlar. Ne? 2000 lira. Pahalı mı? Abi 2000 lira. Abi çok acayip bir dünya ya. İşkencenin Allah'ı ya. Evet Efe, yorumları alak. He? Yorumlarını alak. Biralar bu zor ya. İşkence çekiyorsun. Güzelmişsin sen abi. Ulan memleketin haline bak. Bunda da Emotion, bunun da farkı tek teker olandan şöyle hızlıca gösterelim. Alt tarafında bunun iki tane tekerlek var. Bunu bilmesi daha kolay. Bunu söyleyelim. Bir de bunun benim çok beğendiğim yanı, şöyle valiz gibi yanınızda gezdirebiliyorsunuz. Artı bununla bu şekilde de gidebiliyorsunuz. Giderken de bunu kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle tutabilirsiniz. Evet, tutarak da gidebiliyorsunuz, ilerleyebiliyorsunuz. Hadi kardeşim, yardır. Yar her türlü aklıma göre ya. Her türlü. Ben neden beceremiyorum acaba? Niye? Sen o stüdyoda falan bayağı çalıştın değil mi buna? Bunda mı? Yok. O senin yeteneksizin tamam. Zihni bir alakası yok değil mi abi? Dilerseniz son sözlerimize gelelim. Bizim deneyimlerimiz bu şekildeydi. Fiyatlardan bahsetmek istiyorum son olarak. Eğer Airvel X8'i almak istiyorsanız 2200 lira ödemeniz lazım. Eğer InMotion V3C'yi almak istiyorsanız da yine aynı fiyat, 2200 liralık bir fiyat ödemeniz lazım arkadaşlar. Türkiye üzerinde satış fiyatı bu şekilde. Bunlar biraz pahalı aletler arkadaşlar. O yüzden ihtiyacı yönelik almakta fayda var. Hani eğlence değil, daha çok aslında bunu yurt dışında ulaşım amaçlı kullanıyorlar. Ve benim gördüğüm kadarıyla bayağı kullanan insan var. Ki bu iki alette yani çamurda, çimen üzerinde, hani taşlı yollarda daha rahat gidebiliyor. Aynı bisiklet mantığında düşünün. Bisiklet kullanmayı öğrenmek kadar zor. Bunu belirteyim. Yani hani ben bunu alırım, öğrenebilir miyim diye düşünmeyin. Hani benim etrafımda uzun süre kullanan insanlar 1-2 saat içinde tamamen kavrayabildi. Peki ikisi arasından hangisini alayım derseniz de şunu söyleyebilirim. Fara ihtiyacınız varsa, ben bu aleti gelin çok kullanacağım diyorsanız zaten başka bir seçeneğiniz yok. InMotion almanız lazım. Ancak iki tekerlek tek tekerleğe göre virajlarda biraz daha zorluyormuş. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım diyelim. Ve videomuzun artık sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizlere Airvel X8 ve InMotion V3C'yi anlattık arkadaşlar. Tek tekerlekli ulaşım araçları. Aklınıza takılan soruları yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.